neredeyse iki katına çıkmaya başladı. Dolayısıyla biz bugün böyle bir manşetle çıktık. Kara kışın faturası dedik. Ekonomiyi konuşacağız. Emeklilikte yaşa takılanları, staj mağdurlarını, hak arama mücadelesinde bulunanları, esnafı, köylüyü, üreticiyi, genç kardeşimi, öğrenciyi, işçiyi, işsizi. Yani benim derdimi çözün diye sesini duyurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarını. İsmail Küçükkaya'lı Demokrasi Meydanı işte böyle. Peki konuğumuz, konuğumuz da var. İlgi çekici, söylemleri de her zaman ilgi çekici olan bir siyasi, bir lider gelecek ilerleyen dakikalarda. Yönetmen kardeşim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum. Manşetleri okumaya başlıyoruz. Sözcü. Türkiye'nin başka derdi mi kalmadı? Sezen Aksu'ya gösterdiğiniz tepkiyi keşke bunlara da gösterseydiniz demiş gazete. Enflasyon %36. Gerçek enflasyon %80 demiş sözcü. Elektrik zammı %50 ile %125. İşte faturalarımız ortada. Biraz sonra göstereceğim. Doğalgaz zammı %25 ile %50 arasında. Motorin işte dün zam geldi. Şimdi ilk haber onu yapacağız şimdi bakın mesela. Motora gelen zamma hemen sizlere aktaracağım. Ekmek 3.5 lira. Süt 11 lira. Vergi, harç, cezalar %36 zam gelmiş. Köprüye, otoyola %25 zam gelmiş. Üstelik İstanbul'da bir giderken bir de dönerken ödüyoruz artık. İçki ve sigara zammı %47 ile %80 arası da gelmiş efendim. Sözcü gazetesinin birinci sayfa editörleri böyle bir manşete çıkmışlar. Günaydın Türkiye'm. Sizlere böyle güzel haberler vermek isterdim. Gönlünüzü açacak. Onları da arıyoruz ama önce zam var. Dertliyiz tabii. İpin kaçtı. Buna bir dur durak demeden ne olacak yani bu? Takip edemiyoruz. Yani maalesef bir aldığımızda ikincisiyle bayağı ciddi bir fark doğuyor. Nereye varacak bu işin sonu? Akaryakıtta zam sahana sürüyor. Son zam motorine geldi. Litresi 52 kuruş zamlandı. Motorinin litresi 14 lira 20 kuruşun üzerine çıktı. Herhalde toplu taşıma kullanacağız böyle giderse. Arabayı pek çalıştırmamaya çalışıyoruz. Metrobüsle gidip geliyoruz. Kendimize pazarlayacağız bak. Kamyonlarımız hepsini yatırdık, çalışmıyoruz. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek her geçen gün güçleşiyor. Depoyu doldurmak giderek zorlaşıyor. 20 Aralık'tan sonra dolardaki geri adımın ardından indirim bekliyordu akaryakıt araç sahipleri. İndirim yerine ÖTV ye geri döndü. Ard arda zam haberleri geldi. Sürücülerin indirime dair umudu kalmadı. Dolar 18'e çıktı. Mazot yükseldi. Dolar indi. Mazot hala yukarı doğru gidiyor. Biz inecek diye bekliyorduk ama... Maalesef tekrar yukarı çıktı. Petrol fiyatındaki artış ya da dolar kurundaki hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıyor. Zammın fitilini ateşleyen bu kez petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Brent petrolün varili 90 dolara yaklaştı. Son yılların zirvesine çıktı. Zorun ötesi ben emekli bir insanım. 2620 lira maaşım var. Benim de arabam var da şu anda satmayı düşünüyorum ve pişmanım aldığımı. Ham petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'deki araç sahiplerine zam olarak geri döndü. Saatler gece yarısı 12'yi gösterdiği andan itibaren motorinin litre fiyatına 52 kuruş zam geldi. İşler acısı ya. Buradan kaynaklanıyor. Burası artarsa bütün ürünleri maliyetlere yansıyor, tedarine yansıyor. Yalnız yakıt olarak da düşünmeyelim milletin alım gücüne etkisi çok yüksek. Çok acil bu belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Motorine gelen büyük zamla birlikte artık 14 lira 20 kuruşun üzerinde motorin. Litresi İstanbul'da 13 lira 75 kuruştan 14 lira 27 kuruşa, İzmir'de ve Ankara'da ise 13 lira 81 kuruştan 14 lira 34 kuruşa yükseldi.